Bembeyaz dişlerle gülümsemek her insanın hayalidir. Ne yazık ki hepimizin dişleri doğuştan beyaz değil ya da kullandığımız diş macunlarının hepsi istediğimiz sonuçları vermez. Dahası günlük kullandığımız diş macunları triklozan, florür ve sodyum noril sülfat gibi zararlı toksit maddeler içerir. Triklozanın en yaygın bilinen etkisi endokrin hormonunun üretilmesini engellemesidir. Kabaca söyleyecek olursak, triklozan hormon dengesini olumsuz yönde etkiler. Sodyum noril sülfatsa diş macununun köpüklenmesini sağlar ve bu da kanserojen etkiyi artırır. Diş etlerinizin tahriş olmasına ve hatta iltihaba neden olabilir. Florür ise pineal bezini, kemikleri ve hatta beyin sağlığını etkiler. Tüm bu nedenlerden dolayı sizlere doğal bir diş macunu tarifi sunacağız. Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuzun detaylarına geçelim. Evet, diş tartarından nasıl kurtuluruz? Bunun cevabını da birazdan vereceğiz ama evde hazırlayacağımız bu karışımla dişleriniz bembeyaz olacak. Peki bunun için gerekli malzemelerimiz neler? 2 yemek kaşığı Hindistan ceviz yağı, 2 yemek kaşığı karbonat, 15 damla nane yağı, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu. Bu malzemelerimizi nasıl hazırlamamız gerekiyor? Bir kase içerisine önce Hindistan ceviz yağını, daha sonra karbonatı ekleyin ve güzelce karıştırın. Daha sonra nane özünü ekleyin ve tekrar karıştırın. En son zerdeçal tozunu ekleyin ve metal olmayan bir spatula ile güzelce karıştırın. Pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırmanız gerekiyor. Bu ev yapımı diş macununu sabah ve akşam kullanmaya çalışın. Birkaç uygulamadan sonra sonuç sizi gerçekten çok memnun edecek. Evet, bu tariften sonra diş beyazlatmaya yakın bir de tartar var. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Herkesin merak ettiği sorunun cevabına geçelim şimdi de. Tartar, yani diş taşı, ağız sağlığı için olmazsa olmaz, kesinlikle yapılması gereken bir temizlik. Genel anlamda tartar, ağızda oluşan ve biriken plağın giderilmemesi sonucunda meydana gelen minerallerdir. Ağızda biriken tartar, ciddi problemlere neden olur. Tartarın birikmesi, ağız sağlığını tehdit eden durumlara yol açabileceği gibi, temizliği de evde dahi yapılabilmektedir. Ancak tartarın oluşmasının sebepleri ve çözümü açısından bu temizliğin diş hekimi kontrolünde yapılması öncelikle daha güvenli. Tartar oluşumunun belirtileri neler? Yani dişimizde tartar varsa bunu nasıl anlayabiliriz? Tartar adı verilen bu birikintiler yoğun bakteri içerir ve sertleştiği için fırçalamayla çıkmaz. Bunun sonucunda diş etlerini tahriş eder. İltihaplanmaya, kanamaya ve sonunda diş eti hastalıklarına yol açar. Tartar, diş eti çizgisinin altında görülmeye başladığında kanamaya neden olabilecek kabarık şişliklere yol açar. Buysa çeşitli iltihaplara neden olur. Diş eti çizgisinin üzerindeki tartar birikintisi sarı veya bronz renktedir ve uzaklaştırılmadığında daha da büyüyebilir. Yalnızca diş hekimi uzmanları dişlerdeki tartar birikintisini tartar temizliği adı verilen bir işlemle başarılı bir şekilde uzaklaştırabilir. Oluşan tartar birikintisi gözle rahatlıkla görülebilir. Bu yüzden zaman zaman dişleri kontrol etmekte yarar vardır. Genellikle arka dişlerde ortaya çıktığı için iyi bakmak gerekir. Bu yüzden gözle rahatlıkla görüleceği gibi bunun dışında çeşitli ağrılar ve hafif bir ağrılık hissi dışında bir belirtisi yoktur. Evet, dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan minerallerle birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirir. İşte diş taşından kurtulmanın yolları. İlk yöntem, ceviz. Bunun için gerekli malzemelerimiz 40 gram ceviz kabuğu ve 1 bardak su. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını 1 bardak suyun içerisine koyun ve 20 dakika kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın ve buna günde 3 defa tekrar edin. Tartardan kurtulmanın bir başka yöntemi
karbonat. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tatlı kaşığı karbonat, bir tutam tuz ve diş fırçası. Peki nasıl hazırlamak gerekiyor? Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder. Ayrıca dişlerin beyazlamasına yardımcı olur. Antrasit içeriğiyle ağız içi pH seviyesini dengeler. Tuzda antimikrobiyal madde olduğunda kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani bir gün ara vererek devam edin. Tartardan kurtulmanın bir başka yöntemi limon suyu. Bunun için gerekli malzemelerimiz bir tatlı kaşığı limon suyu ve diş fırçası. Uygulaması şöyle olmalı. Limon suyu asidik içeriği sayesinde antimikrobiyal özelliği gösterir. Plak ve tartarın çözülmesine ve nihayetinde yok edilmesine yardımcı olur. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın, limonla suya daldırın. Bu suyla dişlerinizi ve diş etlerini hafifçe ovun. Bir dakika bekleyip suyla ağzınızı durulayın. Ve bir başka yöntem çilek. Evet, çilek. Bunun için küçük bir domates ve çilek yeterli. Domates ve çileği blenderdan geçirip hamur haline getirin. Bu hamuru dişlerinize uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Ağzınızı suyla durulayın. Haftada 2 defa tekrarlayın. Tartarlardan tamamen kurtulun. Tartarlardan kurtulmanın bir başka yöntemi portakal kabuğu. Peki nasıl uygulamak gerekiyor? Portakalın kabuğunu soyun. Birkaç parça portakalı blenderdan geçirin ve macun kıvamına getirin. Dişlerinize uygulayın. 1-2 dakika dişlerinizle bekletip suyla durulayın. Bunu haftada 2-3 defa yapın. Portakal kabuğu ağızda bulunan mikroorganizmalarla savaşmaya yardımcı olacaktır. Peynir. Peynirle diş tartarı nasıl temizlenir diye düşünüyorsunuz değil mi? Bakınız nasıl. Peynir, diş plağına sebep olan asidi önlemeye yardımcı alkali salya üretimi sağlar. Dişleriniz etrafında koruyucu bir tabaka oluşturarak diş plağına sebep olan asidin dişlerinize zarar vermesini önler. Aloe vera. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 tatlı kaşığı aloe vera jeli, 4 tatlı kaşığı bitkisel gliserin, 4-5 yemek kaşığı karbonat, 10 damla limon yağı, 1 su bardağı su. Peki nasıl hazırlamak gerekiyor? Aloe vera bakterilerin ürettiği serbest radikalleri uzaklaştırarak dişlerin ve diş etlerinin iyileşmesini sağlayabilen yararlı antioksidanlar içerir. Limon, esansiyel yağ, plak ve tartara neden olabilecek bakterilerden kurtulmak için kullanılabilecek harika bir antimikrobiyal maddedir. İnternetten yahut bitki satan yerden aloe vera bitkisini temin edip yaprağı kesin ve içinden aloe vera jeli çıkartın. Pürüzsüz bir macun elde etmek için bütün malzemeleri karıştırın. Bu karışımla dişlerinizi ovun. Ardından suyla ağzınızı çalkalayıp tükürün. Plak yok olana kadar 3-4 defa bunu kullanın. Diş tartarından kurtulmak için bir başka yöntem susam. Bunun için bir yemek kaşığı susam ve bir diş fırçası yeterli. Peki nasıl uygulamak gerekir? Bir yemek kaşığı susamı çiğneyin fakat yutmayın. Susam ağzınızdayken dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Ardından suyla durulayın. Haftada 2 defa buna devam edin. Susam doğal peeling sayesinde dişlerinizi temizleyecektir. Ve son yöntemimiz biberiye. 2-3 damla biberiye esans yağını bir yemek kaşığı su veya zeytinyağına karıştırın. Bu karışımı ağzınız içerisinde 10 dakika boyunca çalkalayın. Tükürün, her zamanki gibi dişlerinizi fırçalayın. Bu karışımı yutmayın ve gargara yapmayın. Bu yöntemi günde 2 defa tekrarlayın. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Şayet videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.